Kendimi hiçbir zaman patron olarak görmedim. Sanatçılara hizmet eden birisi olarak kendimi konumlandırdım. Ama tabii ki yıllar geçtikçe, onlar da bunu düşündükçe, hissettikçe, birlikte başarılar kazandıkça onların gözünde daha değerli bir hale gelmiş olabilirim. Üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyordum 2000 yılına kadar. 2000 yılında üniversiteden ayrıldım ve özel sektöre geçtim. Doğan grubunda başladım. 2002'den 2006 yılına kadar bayağı mutfakta Doğan Müzik'te çalıştım. Yerli yapımlarla ilgilendim, prodüksiyonlarla ilgilendim, tanıtımla ilgilendim. 2006 yılında da genel müdürlüğe getirildim. 2006'dan 2020 yılına kadar genel müdürlüğe devam ettim. 2020 yılında şirketin bir yabancı ortaklığı oldu. Şirketin %60'ını Believe satın aldı. 2020'den itibaren de CEO olarak BMC grubun başında görevime devam ediyorum. Babam devlet memuruydu. Babam devlet memuru olduğu için sürekli Anadolu'da değişik şehirlerde okudum. Yani ilkokulu Şemdinli'de başladım. Hakkari'nin İran sınırındaki bir küçük ilçesi. Kışları 4-5 ay kardan kapanırdı yol, yani ulaşım imkanı olmazdı. İlkokulu orada başladım. Daha sonra ilkokulu 2. sınıfını Düzce'de okudum. 3. sınıfını Bolu'da okudum. Yani düşünün işte ne kadar çok yer değiştirmişim. Daha sonra Gaziantep'te devam ettim eğitim hayatıma. Liseyi de orada bitirdim. Sonra İstanbul'a hukuk fakültesine geldim. Hukuk fakültesini kazandım ve onu bitirdim. Ondan sonra da üniversitede kaldım. Çok fazla yer gezdik. Çok farklı kültürle tanıştık. Müzik de çok önemli bir hobimdi benim. Gitar ve piyano çalıyordum. Kendi kendime öğrenmiştim. O metot defterlerini alırdım, şarkıları çalışırdım. Listeler hazırlardım kendime. Top 20 listesi, top işte 50 listesi filan. Sonra bir gün hocam benim TRT genel müdürü olunca 1994'te ben de genel müdür danışmanı olarak hem üniversitede hem TRT'de çalışmaya başladım ve orada müzik dünyasıyla tanıştım. 94'ten bu yana da o dünyadan kopamadım. Yani çok renkli, çok farklı bir dünyaydı. Sonra da hayatımın ana unsuru müzik dünyası oldu. Kısaca hayatımı böyle özetleyebilirim. Kendime home stüdyoda bir albüm hazırladım. Ben Doğa Müzik'le ilk önce sanatçı olarak tanıştım. Albümümü götürdüm ve Doğa Müzik benim kendi albümümü yayınladı. Ama ben şarkı söylemiyordum. Resitatif dediğim şarkıyla şiir arası bir okuma tarzı vardı. Öyle bir okuma yapıyordum. Bir de albümümde farklı sanatçılar konuk sanatçı olarak yer alıyordu. Mesela Işın Karaca'yla bir feat yapmıştık. Cihan Okan'la yapmıştık. Başka daha alternatif arkadaşlarımız vardı. Onlarla da yapmıştık. Değişik bir projeydi. Kendime yaptığım albümde başarılı olamadı. Onun için belki zamanlaması doğru değildi, belki müzik kalitesi iyi değildi, belki başka unsurlar vardı ama baktım işin yapımcı tarafına geçmek daha doğru olacak benim için. Oraya geçtim. Yani müziğin aslında bir anlamda mutfağından da geldim. Kendi aranjelerimi de kendim yapıyordum. Albümde birçok enstrümanı da kendim çalıyordum. Arkadaşlarımız da yardımcı olmuştu o dönemde yani. Nazan Öncel'in stüdyosunda çalıştım. Yeni Türkü'nün stüdyosunda çalıştım. Çevremden dolayı yani aslında çok güçlü bir network'üm vardı. Hayatımın kırılma noktası özel üniversitelerin açıldığında bütün öğretim üyesi arkadaşlarımın özel üniversitelere geçmesi ve ekonomik olarak da çok parlak bir dönemim olmadığı için özel sektöre geçmek istememdi. O sırada annemin de ağır bir kanser hastalığı vardı. Onun da yanında olmam gerekiyordu. Yani 2000 yılı benim için böyle çok hayata yeniden başlama yılı gibi bir yıldır. Samsun ismim babamın Samsun'da görevliyken hamile kalmış annem. Ve biz maalesef benim doğumuma 15 gün kala Samsun'dan ayrılmışız. Ve daha sonra da Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihte doğduğum için büyük bir özlem içerisinde ailem de ismini, yani o ayrılmak zorunda kaldıkları şehrin ismini bir de o günle böyle örtüşünce koymuşlar. Ben hiçbir zaman sanatçılara karşı bir patron gibi yaklaşmadım. Ben hep onlarla birlikte hareket eden, onlara hizmet veren bir ekibin bir parçası olmayı tercih ettim. Birisi patron diye seslendiğinde ben acaba da Aydın Bey mi geldi ya da artık şimdi hem Aydın Bey hem Believe'den mi birisi var ortamda diye düşünen birisiyim. Yani kendimi hiçbir zaman patron olarak görmedim. Zaten de şirketin bir çalışanıyım sonuçta. Bunu bildiğim için de bir ego geliştirmedim hiçbir zaman. Sanatçılara hizmet eden birisi olarak kendimi konumlandırdım. Ama tabii ki yıllar geçtikçe onlar da bunu düşündükçe, hissettikçe, birlikte başarılar kazandıkça onların gözünde daha değerli bir hale gelmiş olabilirim. O biraz da tecrübeyle, yaşla,
işte yaşananlarla ilgili bir şey. Şimdi bizim işimizde başarı kadar başarısızlık da çok doğal. Hatta başarısızlık daha fazla görülen bir şeydir. 10 tane albüm yaparsınız. Bunların içerisinden 5 tanesi tutuyorsa çok büyük bir başarıdır bu aslında. Çünkü işin içerisinde birden fazla unsur var. Nasıl derseniz işte havanın sıcaklığı, ne bileyim zeminin sertliği, o günkü oyuncuların formda olup olmaması gibi. Şimdi bir müzikte birden fazla denk parçaları var. Sanatçı da başarısız olmayabilir, yapımcı da başarısız olmayabilir. Bir başka şey onları başarısız yapabilir o sırada. Biraz da bu işi toplumun nasıl algıladığı önemli. Bir de ilk yaptığınızda başarılı olamayabilirsiniz. Doğru bir stiliniz varsa, doğru bir yolunuz varsa, oradan yürümeye devam ederseniz bir yere varırsınız. Bazıları da ilk başta çok başarılı olur, ilk işinde çok başarılı olur, sonra aşağıya doğru bir inmeyle inebilir. Bunların hepsi doğal geliyor bize. Siyah beyaz diye ayırmıyoruz işi. Şimdi benim çok fazla araştıran, birlikte çalıştığım arkadaşlarım var. Onlar çok önemli prodüktörler, çok önemli aranjörler. Onlarla bir kere işbirliği içerisindeyiz. Onlardan bize gelir. Onun dışında ben de duyarım yani. Bir gece kulübünde birisi sahneye çıkıyor, herkes oraya gidiyor, herkes çok merak ediyor diye. Onları duyarım. Ya videolarını isterim, ya kendim giderim, görürüm. Bir diğer yöntem artık sosyal medya dünyası. YouTube'dan da bulabiliyorsunuz insanları. Bir şekilde ulaşıyorlar size veya siz onlara ulaşıyorsunuz. Ama tabii ki ulaşamadığımızda yüzlerce yetenekli insan vardır dışarıda ama sonuçta hepimiz birer insanız. Hepsine aynı anda ulaşma ihtimalimiz yok. O da üzüldüğüm bir konu. Keşke daha fazla kişiye ulaşabilsek. Bu kadar üst düzey isimle çalışmanın zorlukları var. Fakat emin olun ki ne kadar yukarıya doğru üst düzeye çıkıyorlarsa o kadar tecrübeli, bilinçli insanlar oluyorlar. Yani bir yandan da kolaylaşıyor. Ama tabii ki her insanın önemsediği bir şey vardır. Kimisi de ne bileyim der ki çayım açık olsun, kimi der ki çorbam şu çorba olsun. Yani onların hassasiyetlerini, onların önem verdiği konuları bilirseniz her biriyle tek tek ayrı bir güvene dayalı bir ilişki kurabilirsiniz. Zaten en önemli şey de güvene dayalı ilişki kurmaktır. İnsanlar birbirlerine güvendikten sonra kolaylaşır. Benim en çok zorlandığım üst düzey insanlar değil, yeni başlayanlardır. Çünkü yeni başlayanlar tecrübesiz olur ve biraz da başarılı oldukları zaman herkes onlara başka bir şey söyler. Ve kime inanacaklarını bir anda bilemezler. Çünkü karşılarında hiç yaşamadıkları bir tecrübe var. Onları doğru yönlendirmek, onları kariyer belli bir yere kadar birlikte götürmek en zorlandığımız bölüm onlardı. Şimdi Tarkan'la çalışırken, Kayahan abiyle çalışırken, Sezen Hanım'la çalışırken ya da Ajda Pekkan'la çalışırken onlara bizim bir şey öğretmemiz mümkün değil. Zaten onlar top seviyeye gelmişler. Hatta onlardan bir şey öğreniyoruz tam tersine. O kadar yıllık deneyimleri var, yaşadıkları tecrübeler var. Onların ekibinin bir parçası oluyoruz. Onların da bir takım şeylere ihtiyaçları vardır. Her insanın ihtiyacı vardır. O ihtiyaçlarına karşı hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama yeni başlayanlar için hem onlardan öğrendiklerimizi hem de kendi yaşadığımız tecrübeleri onların içine katarak yeni başlayanlara yol göstermeye çalışıyoruz. Aslında bütün hayatımız bundan ibaret. Şimdi müzik sektöründe benim çalıştığım şirket çok uzun yıllardır en fazla pazar payına sahip şirket olarak devam etti. Bu arada müzik çok değişti. Birçok müzik tarzı değişti ama yine de pazar payı en yüksek şirket olarak kaldı. Yani bunu bir başarı olarak kabul ediyorsanız evet bir başarı. Çünkü uzun süre istikrarlı bir şekilde bunu sağlayabilmek en zorudur. Müzik sektöründe bunu da çok uzun yıllar sağlayan şirket yok. Yani her bir şirket en fazla 6-7 yıl kalabiliyor. Biz çok uzun bir süredir Allah'a şükür başarıyı devam ettirdik. Tabii ki bir insanın hayalleri oluyor. Farklı ne yapabilirsiniz diye. Benim hayalim de Türk sanatçılarını yabancı şirketlerle ortak projeler yapmak ve onları dünyaya sunmaktı. Bunu da bu yıl gerçekleştirdik, geçen yıl ve bu yıl. İlk olarak Aleyna Tilki ve Ediz'e önemli bir müzik devi Warner Music yatırım yaptı. Bizle beraber ortağız. Hatta Ahmet Ertegün'ün şirketi Atlantic Records şu anda bir Warner Music label'ı Amerika'da. Onların ofisini ziyaret ettik. Çok önemli böyle duygusal anlardı. Ve hatta şimdi o Atlantic Records'la da bizim bir sanatçımız bir şeyler yapacak. Yani bu hayalimi de aslında 26 Şubat'tan itibaren gerçekleştirmiş oluyorum. Aleyna Tilki'nin ilk single'ı çıkmış olacak. Arkasından Ediz'in çalışmaları gelecek. Arkasından da başka sanatçılar da. Yine devam edeceğiz biz bu tip çalışmalara. Warner'la görüşüyoruz. O da uzun bir süreçti. Kolay bir şey değil. Yani bir Amerikan şirketinin gelip bir Türk sanatçıya para harcaması çok önemli. Ciddi bir yatırım yapması çok önemliydi. Bunu da sağladık. Şimdi hayalim başarılı olmaları. Yani bir Türk sanatçısını dünyada bir star haline gelmesini de yaşayabilirsem artık
emekli olayım ondan sonra diye düşünüyorum. Yani daha sonra yapacak başka bir şey kalmıyor. Bu yatırımı yapıp ilk single'ı çıkartmaya kadar getirdim. Ama bir de bir stara dönüşürse, global bir stara dönüşürse bir tür, herhalde bu işin zirvesi olur. Ben de ondan sonra 3-4 yıl içerisinde artık emekli olayım. Biraz da gidip kendi hayatımı yaşayayım istiyorum. Çünkü her sanatçının hayatından bir parçayla benim hayatım bir puzzle gibi. Onların hayatlarındaki küçük parçalar benim büyük resmimi, benim hayatımı oluşturuyor.